Adım Basri Fırat Bayraktar. Namı değer kamufle. Rapçiyim. Buraya alakasız şeylere diss atmaya geldim. Bir yemeğe diss atsam, diss atsam hangi yemeğe atarım? Bamya'ya atarım. Çok şey, garip. Ağızda garip bir kıvam bırakıyor. Böyle iyi değil ya. O yüzden böyle şey böyle bir garip yani. Ondan bamya'ya diss atarım. Pis atarım hem de. Ha, bir müzik türüne diss atamam ya. Niye atamam? Çünkü bütün müzik türlerinden besleniyorum yani. Her şeyden sample alıyorum, her müzik türünden sample alıyorum. Ama ya boku çıkan müziğe diss atarım. Öyle diyeyim, aynen. Boku çıkan müziğe diss atarım. Tinder'la TikTok'a atarım. TikTok'a atmam ya. O garibim o. Şey atarım, Tinder'a atarım. Çünkü pezevenklik bile uygulamalı bir hale geldi yani. Bırak da insanlar kendi ekmeğini sokaklarda işte kadının ya da o erkeğin gözünün içine bakarak yapsın. Pezevenkliğin uygulaması mı olur? Tinder'a atarım. Bir sebzeye diss atacak olsam. Brokoli. Yani şöyle, çok sağlıklı, respect. Ama güzel şeyleri de eleştirmek gerekiyor. Hani neden tadın kötü? Çok sağlıklısın, mükemmel, haşlaman da güzel oluyor, herkes yiyor. Ama brokolinin o tadı, o ihtişamını, o ismindeki o marjinalliği bir anda yıkıyor yani. O yüzden brokoliye atardım. Şu MC hakkında ne düşünüyorsun? Sorusuna diss atmayı çok isterdim. Bazı rap dinleyicileri MC'lere, sanatçılara, rap müzik sanatçılarına X MC hakkında, şu MC hakkında ya da bu MC hakkında ne düşünüyorsun gibi bir soru soruyor. Diğer MC hakkında bir bok düşünmüyorum anasını satayım. O yüzden o soruya diss atardım. Lanet gelsin. Gazman'ı atardım. Hamdi Alkan beynimi yedi. Çocukluğumun büyük travmalarından biridir. Gazman'a diss atardım. Osuran bir halk kahramanı oluşturdular Türkiye'de. Bu çok kötü bir şeydi. Çocuklukta da bunu böyle benimseyip akrabaların içinde osura osura gezdik zamanı geldiğinde. O yüzden Gazman'a diss atardım. Hamdi Alkan'a sevgiler. Ototon kullan. Baba ototon tutuyor bak. Kullan, sen de kullan abi. Bu tavsiyeye sinir oluyorum. Yani müziğim hakkında bana verilen tavsiyelere diss atardım. Yani bırakın aga, ben bu işi 16 yıldır yapıyorum. Karışmayın işime. Paşa gönlüm ne isterse onu yaparım. Öyle. Abi boynuma dola. O lafa diss atardım. Bir övgü kelimesi olarak YouTube'da böyle şarkılarımızın altına, video kliplerimizin altına böyle erkek delikanlı çocuklarımız abi boynuma dola yazıyor. O lafa büyük tilt olurum. Yani insanı güldürüyor, evet komik bir şey ama işin derinine indiğin zaman ne diyorsun oğlum sen yani? Boynuma dola ne anasını satayım? O lafa büyük girerdim o lafa. Dolardım o lafa yani. Atıyorum bir yerde basketbol oynuyorum ya da yoldayım falan böyle. Böyle geliyor, abi diyor seni diyor severek dinliyorum diyor, çok yıllardan beri dinliyorum, seni çok seviyorum diyor. Eyvallah diyorum, sağ ol falan. Ya abi sen niye hiç üretmiyorsun ya diyor. Halbuki 3 gün önce klip vermişim. O fan tipine gıcık olurum. Hani beni 2009'da, 2008'de ya da 2010'da dinleyip aradan yıllar geçtiğinde sanki rap müziği bırakmışım da hiçbir faaliyet yapmıyormuşumcasına yanıma gelip abi biz seni çocukluğumuzdan beri dinliyoruz, seviyoruz. Abi sen neden üretmiyorsun? Diyen fan tipine gıcık olurum. Bir rapçi tipine diss atacak olsam. Ha. Karakterinden ödün verip kendini hiç olmamış gibi, hiç olmayacağı bir tipe büründüren ve o tip üzerinden, o karakter üzerinden ben hep böyleydim diye savunan o rapçiye, o rapçilere,
O kendinden ödün vermiş rapçilere diss atarım. Karakterinden çok ödün veren adam oldu. Hepsine peace. Çeşit çeşit insan var, çeşit çeşit lisan, eşitmeşi değil kimse burada genişlemiş isyan. Geviş getir geleceğin paslı yollarında, nesil çelişkide, yaralı kalsın okul duvarlarında. Çeşit çeşit gün dönümü, çeşit çeşit adet, çeşit çeşit kadınlarda çeşit çeşit adet. Reşit meşit değil kimse, sevişmemiş sözde. Yaralı ceylanlara sunun bence bir fincan kahve, neyse. Çeşit çeşit writer var semtte. Çeşit çeşit MC'ler geniş kıyafetle. Kaşları çatık bir halde, üç bant üstümde. Küstahça söyle bana üstad kim söyle, kamufle. Merhaba geldim omuzumda teyple. İki kültür arasına boombox'ı ekle. Kap mic'ı, kapşonu çek, sakince bekle. Drum kit'i duyar duymaz kafiyeni söyle. Hevesle, heyecanla ve de hırsla bunu söyle. Hip hop 70'lerin mezarlığı, 80'lere gölge. 90'ların isyanıdır bollamalar üstte. 2000'de Sam amcaya köle oldu ama neyse. Tren raylarında akıp gider gençliğim. Bu tekniğin hastasıyım, yıllar oldu hala sevinçliyim. Gençliğim bir iç uğruna mahvolamaz asla. Ben bu kültürün yarattığı en fırlama rapçiyim. Bebeğim.